yıllardan sonra hala halka anlatıyor ama dönüş yok. Hala putçuluğa devam ediyorlar. O dönemde kutladıkları bir bayram var. Bayram günü puthaneye giderler, putların önüne yemek koyarlar. Bayram yerine çıkarlar, geri geldiklerinde yemekleri alıp yerler. Ya putlara ikram ediyorlar ama yiyen olmadığı için tekrar onlar kendileri yiyor. O günü bayrama giderken, bayram yerine giderken İbrahim Aleyhisselam'a diyorlar ki sen de gel. O da yıldıza bakıyor. Ondan sonra ben hastayım deyip geri kalıyor. Bunların hepsi bayram yerine gitti. İbrahim Aleyhisselam o esnada puthaneye gidiyor. Yemekler önlerinde sesleniyor onlara. Hadi yesenize. Ne duruyorsunuz yesenize diyor. İşitmiyor musunuz, niye konuşmuyorsunuz diye putlara söyleniyor. Sonra bir put hariç en büyüğü bütün putları yıkıyor orada İbrahim Aleyhisselam. Oradan ayrılıyor ondan sonra. Topluluk bayram yerinden geri geldiklerinde putların yıkıldığını görüyorlar. Ve kim bunu yapan diye araştırmaya başlıyorlar. Bunun üzerine bir tanesi diyor ki, bir genç delikanlı vardı İbrahim adında. Putlarımıza laf ediyordu. Büyük ihtimal o yapmıştır bunu. Onu yakalayın getirin belki kabul eder yaptıklarını diyor. İbrahim Aleyhisselam'ı getiriyorlar. Ama öncesinde bir şey söyleyeyim. Burada İbrahim Aleyhisselam'ın önüne çok büyük bir fırsat doğuyor. Yani çok büyük bir kitleye birden hepsine hitap etme şansına sahip olacak. Bunu başka bir hadisle örneklendireyim. Eski ümmetlerden bir kral, yanlış yolda olan yine, kral var, sihirbazı var. Sihirbaz diyor ki, kral yaşlandım, artık bana bir talebe bul, ona sihrimi öğreteyim, benden sonra o devam etsin. Birini buluyorlar. Bu genç eviyle sarayı arasında git gel yaparken bir rahibe rastlıyor. Rahip bununla konuşuyor ve rahip bunu etkiliyor. Sihirbazın yanına gitmeden önce her seferinde rahibin yanına uğruyor. Gecikince sihirbaz bunu dövüyor. Şikayet ediyor rahibe, diyor ki ya bu beni dövüyor. Rahip ona bir akıl veriyor, diyor ki sihirbazın yanına geç gittiğin zaman de ki evden alıkoydular. Eve geç gittiğin zaman de ki sihirbaz beni alıkoydu. Bu şekilde rahat edersin. Böyle git gel yapıyor. Bir müddet sonra yolda giderken insanları bir azıcı hayvanın, vahşi hayvanın sıkıştırdığını görüyor. Yerden bir taş alarak Allah'ım diyor, eğer rahip senin yolundaysa, doğru yoldaysa bu taş vesilesiyle bu hayvanı öldür. Eğer sihirbaz haklıysa bir şey olmasın. Taşı atıyor, hayvan ölüyor. İnsanlar da kurtuluyor. Sonra bu olayı rahibe anlatıyor. Rahip diyor ki evladım, senin merteben benimkini geçti. Ve bil ki yakında belalar başına gelecek. O belalar başına gelince sakın benim adımı verme. O kendi canının derdinde. Ama makam ne kadar yükselirse imtihan o kadar çok olur. En büyük imtihandan kim geçti? Peygamberler geçti. Onun yolundan ne kadar gidersek imtihan o kadar çok gelecek. O kadar zor olacak yani. Bu işin tabiatında var. Bir tanesi geliyor, ya Resulallah seni seviyorum. Ne dediğine dikkat et. Ya Resulallah seni seviyorum. Ne dediğine dikkat et. Ya Resulallah seni gerçekten seviyorum dediği zaman, eğer beni gerçekten seviyorsan yağmurun yağdığı gibi belaların üzerine yağmasına hazır ol diyor ona. Bu iş böyledir. Hak yolunda olan insanları şeytan bırakmaz. Şeytanın adamları bırakmaz. Bu sebeple zordur. Sonra bu adam dua ederek birçok hastayı iyileştiriyor bu genç. Bir gün kralın akrabalarından bir tanesi kör olmuş, bunun yanına gidiyor. Beni iyileştir. Bu diyor ki ben seni iyileştiremem. Seni iyileştirecek olan ancak Allah'tır. İman edersen senin için dua ederim, Allah şifa verirse verir. İman ediyor, dua ediyor, adam gözleri açılıyor. Bunun üzerine kralın yanına tekrar dönüyor o akraba. Kral bakıyor ki adam görüyor eskisi gibi. Sen kör değil miydin? Ne oldu? Nasıl iyileştin? Rabbim beni iyileştirdi. Senin benden başka Rabbin mi var diyor kral. Adam diyor ki senin ve benim Rabbim Allah'tır. Bunun üzerine sana bunu kim söyledi? Kim öğretti? Bu genç. Genci çağırıyorlar.
Dayanamıyor, rahibin adını veriyor. Rahibi getiriyorlar bu sefer. Ya dininden dönersin ya da öldürürüz. Öldürülüyor. Dininden dönmüyor. Ondan sonra akrabasını getiriyor. Ya dininden dönersin ya da seni öldürürüz. O da kabul etmiyor, o da öldürülüyor. Çocuğu bu sefer öldürecek ama çocuğun yeteneği var belli. Öldürmek istemiyor, ona imkan tanıyor. Askerlerine teslim ediyor, bunu falanca dağın tepesine çıkarın. Orada eğer imanından dönerse, dininden dönerse geri getirin. Dönmezse atın aşağı, korkutacak. Dağın tepesine çıkarıyorlar, genç dua ediyor. Allah'ım beni bu adamların elinden kurtar. Dağ sallanıyor, diğer bütün adamlar düşüyor. Bu canlı bir şekilde kralın geri yanına geliyor. Kral diyor ki adamların nerede? Hepsi öldü. Sen nasıl kurtuldun? Allah kurtardı. Bu sefer başka askerlerle denizin ortasına gönderiyor gemiye bindirerek. Bu çocuk yine dua ediyor. Allah orada da kurtarıyor onu. Tekrar kralın yanına geliyor. Krala diyor ki bak diyor beni öldürmek istiyorsan benim dediğim gibi yapmak zorundasın. Yoksa başka bir şekilde öldüremezsin. Ne yapacağım diyor. Beni meydana getir. Beni oraya as, yani bağla. Halkı topla. Halk geldikten sonra oklardan bir tanesini al, yayına gel ve de ki gencin Rabbinin adıyla atıyorum de, at. Böyle anca öldürürsün beni. Adam dediğini yapıyor. Bu kral bu oku bu şekilde atınca, gencin Rabbinin adıyla deyince ne anlaşıldı? Herkes neyi gördü? Hak olan o çocuğun olduğunu, gerçek olanın olduğunu. Oradaki herkes iman etti. Bu sefer kralın adamları diyor ki, çocuk orada, genç orada öldü tabii. Adamları diyor ki, gördün mü başımıza gelenleri şimdi? Hendekler kazın diyor. Ateşle doldurun, imanından dönmeyeni öldürün. Bunun üzerine herkes tek tek hendeklere atılıyor. Hadis-i şerifte diyor ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, en son bir kadın getirildi. Kucağında çocuk. Kadın çocuktan dolayı bir tereddüt etti. Bunun üzerine çocuk dile geldi. Anneciğim dedi, cehennemin azabı daha kötü. Diyerek kadın atladı. Yani bu dünyada sabret, öbür dünyada mükafatını alırsın. Ama çocuk neyi başardı? Herkesin önünde o işi başardı. Ve oradaki herkes iman etti. İbrahim Aleyhisselam'a bu fırsat doğacak şimdi. Bizim için aynı şey geçerlidir. Müslümanlar kitlelere nasıl hitap edebilirim bunu bulması lazım. Bugün bunun en güzel yolu nedir? İnternettir. Müslümanların interneti düzgün bir şekilde kullanması gerekiyor. Gavurlar bizi nereden vuruyorlar? Televizyondan vuruyorlar. Dizilerden vuruyorlar. Filmlerden vuruyorlar. Çizgi filmlerden vuruyorlar. Telefonları veriyoruz çocukların eline. Bizi rahat bıraksınlar diye. Ne izliyor belli değil. YouTube'da bütün videolar tek tek geziliyor. Zaten kendi kendine oradan video teklifleri geliyor. Çocuklar da hepsine tek tek bakıyorlar öyle. Ondan sonra da ben çocuk yetiştirdim. Sen yetiştirmedin, telefon yetiştirdi. Ondan sonra telefon nesli geliyor. Ama adamlar bunu başarmış. Çizgi filmle beyinlerini yıkıyorlar. Filmle, diziyle bizim beynimizi yıkıyorlar. Onlara baka 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 artık onlar gibi oluyoruz. Halbuki Müslüman bunu kendi avantajına kullansa. Mesela herkes okula gidiyor veya işe gidiyor. Kitleler var önümüzde. Ya Müslüman gerçekten Müslüman gibi davransa var ya, etrafımızdaki herkes Müslüman olacak. Çünkü olmaması düşünülemez. Yani çok zor. Yaşantı o kadar güzel ki, İslamiyet o kadar güzel ki, Müslüman hakkıyla yaşadığı zaman öbür taraf, karşı taraf hayran kalmamış olsun. Bu sebeple bizim de hem çevremizde güzel bir şekilde İslamiyet'i temsil etmemiz gerekiyor ve Müslümanlara nasıl faydalı olabiliriz? Bunun yolunu bulmamız lazım.